Eski sevgiliden gelen mesaj. Evet arkadaşlar, bugün Gorilla Glass 5 özellikli telefonumuzun camının testini yapacağız. Gerçekten bir telefon seçerken Gorilla Glass 5 özellikli olmalı mı ve bu gerçekten telefonumuz için değiyor mu? Şu an gördüğünüz gibi telefonumuzda hiçbir darbe ve ezilme yok. Ve ayrıca ekranımızın ekran koruyucusu yok. Şimdi bunun birkaç farklı varyasyonda belirli yüksekliklerden bırakıp ekranımızın ne kadar dayanmadığını sizlere göstereceğiz. Evet, bu varyasyonlarımız da şöyle olacak. Bir tanesi sanki telefonu cebimize koyuyor veya çıkarıyormuş gibi kalça seviyesinden bırakmak ve diğeri de sanki selfie çekiyormuş gibi omuz hizasından bırakmak olacak. Bu arada telefon dayanıklılığını değil, ekran özelliğini test ettiğimiz için. Evet, bu arada telefon dayanıklılığı değil, ekran cam dayanıklılığını kontrol edeceğimiz için genelde telefonumuzu yüzüstü bırakacağız. Yani camdan gelecek şekilde bırakacağız. Dilerseniz şimdi ilk varyasyonumuza geçelim. Evet. Evet, şimdi ben bir sakarım. Telefonumu önce cebime koyuyorum. Sonra geri katlıyorum. Şu an gördüğünüz gibi şöyle bir siledim, poz oldu. Ekranımızda bir kırılma veya bir çizik yok. Şimdi sakarlığım devam ediyor. Bir de telefonu cebimden çıkarıyorum. Bu ikinci de tekrar siledim. Evet, bu sefer ekranımız sağlam, ancak ekran üzerinde ufak bir iki, şöyle gösterelim. Gerçi tam canlı diyemeyiz buna, kıvrım noktasında darbeden dolayı bir iki eziklik oluştu. Şimdi de hiç cebimden falan çıkarmayacağım. Direkt ekranı şöyle dümdüz bırakıyorum. Bakayım bir daha. Bir de doğrudan camdan bırakıyorum şu anda. Bakıyoruz. Evet, bu da beşinci bırakmamız olacak. Evet, kırıldı. Gördüğünüz gibi üst köşemiz çatladı. Şöyle bir silersek tekrar. Evet, kenar noktalardan belirgin çatlaklar şu an gözümüze çarpıyor. Evet. Şöyle gösterecek olursak. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi telefonu yüzüstü pozisyonda kalça seviyesinden 5 defa bıraktık. Burada söylediğimiz gibi camın sağlamlığını ölçtüğümüz için yüzüstü pozisyonda bıraktık. Bu gerçekten hani telefonun üzerinde koruma olmadan ve yüzüstü bıraktığımız zaman gerçekten telefonun canını acıtacak pozisyondur. 5 defa da bu kadar sonuçtan ağır olması da düşünmek lazım. Önyargılı davranmamak lazım. Şimdi telefonu siz de inceleyin. Geri kalan testi beraber yapacağız. Evet, şimdi 5-6 kez böyle attıktan sonra selfie hizasından, yani omuz seviyesi hizasından bırakmayı deneyeceğiz. Yine yüzüstü bırakacağız telefonumuzu. Şöyle çekildiğimizi düşünürsek şu açıda bunun birincisi. Evet, kırılmalar, çatlaklar gittikçe artıyor. Ancak tam bir dağılma söz konusu değil hala. Şimdi ikinci bırakmayı gerçekleştiriyorum. Tekrar omuz hizasında. Evet, hala bir dağılma yok gördüğünüz gibi. Ama çatlakların sayısı tabii ki de artıyor. Şu an ufak birkaç noktada dökülmeler de var. Birkaç noktasında ufak ufak noktasal şekilde dökülmeler de mevcut. Şimdi son olarak üçüncü bir bırakmamızı gerçekleştirelim. Ondan sonra yakın çekim tekrar gösterelim. Evet, şu anda bir değişiklik olmadı. Son haliyle duruyor. Bu üçtü. Bir tane de cüket bırakalım. Yine çok seviyesinde. Evet. Gördüğünüz gibi ekranımızda üçüncü seviyedeki çatlaklar hala kendini koruyor. Yeni bir çatlama görmedim. Şöyle gösterecek olursam. Evet, şimdi kalça seviyesinden 5 kere düştükten sonra 3 kere de omuz seviyesinde selfie çekerken ki pozisyonda telefonumuz yine yüzüstü pozisyonda düştü.
Durum çok daha vahim olmadığını düşünüyorum ben. Bazı çatlaklar mevcut ama kesinlikle telefonun bütünlüğünde, camın bütünlüğünde bir sıkıntı gözükmüyor. Siz de bakın şöyle. Evet, gördüğünüz gibi hiçbir şey para etmiyor. Telefonunuzu yere düşürmeyin. Bu da son varyasyonumuz olsun. Eski sevgiliden gelen mesaj. Evet, telefonumuz bu sefer açıldı, şişti, kabardı. Tabii bu da artık normal olsa gerek. Şöyle oturtalım geri yerine. Şimdi benim telefonla işim bittiğine göre telefonu abime verebilirim. Sen de git basketbol oyna. Ben Gorilla Glass 5'i çok sevdim. Şimdi onunla bir basket topu gibi oynayacağım. Evet, basket topu 1. Evet, telefonda yarılmalar meydana geldi. Bu artık kapanmıyor. Ama hala... Aha, kapanıyor valla. Ama hala cam patlamadı. Yani hala muhtemelen kullanılıyor. Şu an şu durumda. Şimdi şuradan bir ikilik de diyeceğim. Şuradan serbest atış. Evet. Cam hala patlamadı. Gördüğünüz gibi. Evet, şuralardan birazcık küçük kırılmalar meydana geldi. Yani küçük parça kopmaları var. Şuralarda ama cam hala bütününü koruyor. Sizde bir üçlük mü alsam? Evet, şurada bir patlama olmuş. Evet, izlenme dalış deniyoruz. Evet. Hala bir şey yok. Kenarlardan gitmiş. Bastırırsam kırılabilir. Muhtemelen ama sonuçta hala cam bütünlüğünü koruyor. Tamam. Şimdi şöyle çık. Evet, bir üçlük deneyeceğim. Dene abi. Evet, sahada tanıştığımız bir arkadaşımız. Ona üçlük teklif etti ve kabul etti. Şimdi şöyle arkada pota. Hadi bakalım. Videomuzun sonuna geldik. Gerçekten bir şu an galiba videomuzun bitmesi gerektiğini anlıyoruz. Sizce? Ama hala dayandı telefon. Atmak isterseniz gelin. Telefon hala patlamadı cama. Şimdi başka bir arkadaş üçlük atacak. Tek ettik başka bir üçlükçü. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi telefonu füze gibi fırlattık. Basket oynadık, yere çaldık. Her şeyi yaptık. Ve durum gördüğünüz üzere Gorilla Glass 5 gayet sağlam çıktı bizce. Daha ne kadar zulüm görebilirdi? Ona siz karar verin. Biliyorsunuz ki Gorilla Glass 5'ler son zamanlarda amiral gemilerinin haricinde orta düzey telefonlarda da kullanılıyor. Şu an herhalde en üst seviyelerde amiral gemisi telefonları da daha çok Gorilla Glass 6 daha kullanıldığı oluyor. Umarım ileride Gorilla Glass 6 ile 5 arasındaki farkları da aynı testlere tabi tutarak sizlere sunma imkanımız olur. Onun haricinde bizlere de istediğiniz başka testler varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Şimdi sizi görüntülerle baş başa bırakıyoruz. Lütfen takipte kalın ve abone olmayı unutmayın.